Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere Nisan ayı boyunca neler okuyacağım, onları göstereceğim. Nisan ayında Ramazanlık olduğu için çok fazla hani cüsseli kitaplar seçmemeye çalıştım. Hani sayfa sayısı az olan kitapları bir araya getirdim ve hepsini çok çok severek seçtim diyebilirim. Hani baktıkça hani çok güzel kitaplar okuyacağım diye düşünüyorum Nisan ayında. Evet, 18 ya da 19 kitap seçmiş olabilirim. Hani ince oldukları için dediğim gibi şunu şunu seçeyim derken 18-19 kitaba kadar çıktım. Şöyle bir şey oldu. Mart ayında çok güzel bir okuma ayı geçiremedim. Birkaç kitap bu aya sarktı. Onu yine önümüzdeki birkaç günde sizlere göstereceğim hani neler okuduğuma dair, o zaman yine konuşuruz. Evet, şimdi geçelim Nisan ayında neler okuyacağım, onları göstereyim. İlk göstermek istediğim Hasan Yücel klasiklerinden Kamelyeli Kadın, Alexander Dumas'ın kitabı. Bu bana hediye geldi ve böyle ciltli, ben ciltlilerine bayıldım. Bende normalde hep normal düz kapakları vardı. Ve ciltleri de şahaneymiş. Okuyacağım kitaplardan biri. Bu yazardan ben hatırlarsınız belki geçen aylarda Monte Cristo Kontu'nu okumuştum ve çok çok beğenmiştim. Bakalım bu kitabı nasılmış. Bir diğer Hasan Ali Yücel klasiklerinden biri de Gılgamış Destanı. Çok merak ettiğim kitaplardan biri. Ve içeriği de hani çok merak ettiğim konulardan biri. İnşallah beğenerek okuyacağım. Zaten hani destan olduğu için şöyle şu şekilde. Bakalım içeriği nasılmış. Türk edebiyatı klasiklerinden elimde çok fazla olmadığını fark ettim. İki taneymiş. Biri biraz hani kalın diye bu aya sıkıştırmadım. Bu da zaten yani düzgün bir hiç okuma yapamadım yani Mart ayında. Bu kaldı, beklettim artık. Bu aya sarktı bu kitabımız. Mart kitabıydı yani. Bir diğer kitabı modern klasiklerden Oz Büyücüsü. Şu şekilde yine merak ettiğim kitaplardan biri. Yine modern klasiklerden Küçük Kadınlar adlı kitap. Bu da yine Mart ayından bu aya sekenlerden biri. Yani gerçekten yani bu kitaplara baktıkça Mart ayını hatırlıyorum. Onun için inşallah bu ay okuyacağım bu kitapları. Şimdi ise her ay biliyorsunuz ödüllü yazar ya da ödüllü kitaplarımızdan okuyorum. Bu ayki Nisan ayı için ayırdığım kitap Günden Kalanlardı. Kazuo Ishiguro'nun kitabı. Yani bazı kesimler beğenmemişti. Yani birkaç kişiden beğenmedim yorumları almıştım. İnşallah ben beğenirim. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Her ay bir tane Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı okuyordum biliyorsunuz. Bu ayki kitabım Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ve gerçekten çok çok merak ediyorum. Mart ayında okuduğum kitabı çok beğendim. İnşallah bunu da beğeneceğim. Ve genelde herkesin yani aşina olduğu kitaplarından biri bu. Bakalım zevkle okuyacağım. Yine klasiklerden Mihail Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı Can Yayınları'ndan şu şekilde bir kitabımız. Kitapla ilgili hiçbir fikrim yok desem. Sadece bir arkadaşım önermişti, güzeldi. Onun için listeme aldım ama hiçbir fikrim yok. Bir diğer kitabım Dino Buzatti'nin Tatar Çölü adlı kitabı. Bu kitapta bir yaşam öyküsü galiba. Hani yaşama tutunması, yaşam şartları, hayata bakış açısı. Arka yazısını ilk defa bir kitabını okudum. Genelde okumamayı tercih ediyorum ama bir gözüm bir ilişti ve okudum. Yani konusu ilgi çekiciydi ve beğenenler bayağı vardı. İnşallah ben de severek ve beğenerek okuyacağım. Bir diğer kitabım Isaac Asimov'un Ben Robot adlı kitabı. Yine Itaki Yayınları'nın bilim kurgu serisinden bu kitap bildiğim kadarıyla. Yani bilim kurgular bazen çok güzel oluyor ve bunu da merak ediyorum. Yani okuyanlar genelde sevmişlerdi. Bir diğer kitabım Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız. Yakın bir zamanda, bir 10 gün gibi Nisan ayında dizisi çıkacak. Ondan önce okuyup acaba diziyle bir küçük karşılaştırma yapacağım. Oturup izlemem diziyi yüksek ihtimal. Sadece belki
birinci bölümüne bakarım ama devamını getirmem. Sadece kitapla bir karşılaştırma yaparım nasıl olur diye. Evet, bir kitabım da bu. Bir diğer kitabım, çok merak ettiğim kitaplardan biri. Irwin de Yalom'un Niçin Ağladığında. Çok çok merak ettiğim kitaplardan biri. Herkes genelde çok beğeniyor. Hani sizlerden okuyup da bir fikri olan var mı? Merak ediyorum. Yorumlarda da sizlerden beklerim. Yani çok çok övülen bir kitaplardan biri. İnşallah ben de severek okurum. Bir diğer kitabım Agatha Christie'nin Ölüm Saatleri. Genelde bir arkadaşımla okuyorduk. Bu ay okuyacak mıyız bilmiyorum ama ben yine de listeme aldım. Belki bunun yerine başka bir kitap da okuyabilirim. Yani Agatha Christie'den bu ay Ölüm Saatleri. Bir diğer kitabım ise uzun süredir okumadığım yazardan Stephen King'in 11. ayın 22'si 1963 olması lazım. Şurada evet, 1963. Kitabın galiba ismi böyle olması lazım. Çünkü o tarihte olan bir olayı anlatıyor. Şöyle, uzun süredir kitaplığımda bekleyen kitaplardan biriydi. Hani bugün yarın bir arkadaşımla birlikte okuyacaktık. Galiba onunla nasip olmayacak, artık ben okuyacağım. Dayanamadım artık. Hani bir de Ramazanlık'ta iyi gider dedim. Hani ara ara sıkıldığım dönemlerde okurum diye düşündüm. Yani bu ayki en cüsseli, en kalın kitabım bu. Merak ettiğim kitaplardan biri. Sizin de elinizde varsa, hala okumadıysanız beraber her gün okuyabiliriz. Bir diğer serim ise geçen zamanlarda aldığım Grisha serisi. Bu serimizi de bölmek istemedim. Hani birkaç arkadaşım da önceden başlamıştı, bir iki kitabını okumuştu. Ben de üçünü birden okuyabilirim diye düşündüm. Hani basit düzeyde yine bu süreçte güzelce okurum diye düşündüm. Her gün bile bir tanesini okuyabilirim yani bu serinin. Çünkü dili zaten yalın ve basit oluyor bu seri, genelde bu seri türlerinde. Onun için bu üç kitabı da bu aya seçtim. Göstereyim mi? Çok güzeller çünkü. Göstermeliyim. Şu şekilde yani. Kapak yapıları o yönden çok hoş. Şöyle şunu da göstereyim. Şöyle kitap. Ve son kitabımız şu şekilde. Evet, kitaplarım da bunlardı. Bir tane daha var. Doğan Cüceloğlu'nun ve İrfan Erdoğan'ın Öğretmen Olmak adlı kitabı. Yine merak ettiğim kitaplardan biri. İnşallah bunu da severek okuyacağım. Son bir kitap daha var. O elimde yok. Onun için onu şöyle şuraya bir yere koyacağım. Her yerde kan var. Ayşe Kuli'nin kitabı. Yani bu dönem bu tarzlar, böyle biraz daha basit düzeyde seçmeye çalıştım kitaplarım. Hani ağır olmaması şartıyla. Diğerleri de zaten biraz ince ama arada yine konu olarak ağır olan kitaplarım da var. Evet. Benim Nisan ayında okumayı düşündüğüm kitaplar bunlar. Hani belki gaza gelebilir. Bir iki kitap daha yeni ekleyebilirim. Çünkü yani kitaplar gerçekten gözüme çok çok az görünüyor. İnce ince oldukları için hani sanki bir günde iki tanesini okuyacağım modda. Biliyorsunuz günlük 150-200 sayfa okuyorum yani, en az okuduğum zamanlar. Yani öyle düşünce kitaplar biraz bana az geldi. Yani ekleme de yapabilirim. Evet, siz Nisan ayında neler okuyacaksınız? Okuyacaklarım içinde sizin okumayı düşündükleriniz varsa gelin beraber okuyalım. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.